K cismi dengede ise K cismine bir kendi ağırlığı vardır, bir de dengede kalabilmesi için K çarpı QK QL bölü D kare dediğimiz aradaki uzaklık elektromanyetik kuvvet vardır. Elektromanyetik kuvvet. Burada o halde cisim dengede olması gerekir. Net kuvvet sıfırdır. Bir doğrudur. Elektromanyetik kuvvet ve bu da kütle çekim kuvvetidir. Ağırlık kütle çekim kuvvetidir. Etki eder. İkinci yargımız da doğru olur. Cisme zayıf nükleer kuvvet etki eder diyor. O çekirdek içerisinde olacağından bu yoktur. Doğru cevabımız 1 ve 2 D seçeneği olur. Şimdi yere paralel ve sabit süratle çektiğinden sürat sabit ise daha doğrusu sabit olduğundan F net eşittir 0 olur. Bu durumda F2'miz F1'e eşit olacaktır. Burası da F1 kadar olacaktır. Yine aynı şekilde buradaki F1'imiz de F3'e eşit olacaktır. Bu durumda da kuvvetlerimizin üçünün de büyüklüğü, bize büyüklük soruyor bakınız, birbirine eşit olup doğru cevabımız A seçeneği olur. Şimdi sabit hızla hareket ettiriyor ise o zaman net kuvvetimiz 0 olur. Şimdi buna göre Taha'nın kolye uyguladığı kuvvetin büyüklüğü Ahmet'in kolye uyguladığı kuvvetten daha büyüktür diyor. Şimdi Taha tek başına Ahmet ve Ali'nin uyguladığı kuvveti dengeleyebildiğine göre o halde Taha'nın uyguladığı daha büyük olmalıdır. Yalnız Ali koliyi itmeyi bırakırsa koli bir süre sonra durur. Çünkü Taha'nın uyguladığı kuvvet daha büyüktü. Mesela Taha'nın uyguladığı kuvvet 3F, Ahmet'in uyguladığı 2F, Ali'nin uyguladığı da F olsun. Dolayısıyla Ali itmeyi bırakırsa kolinin hareket yönü ok yönündeydi. Taha'dan dolayı büyük bir kuvvet olduğundan yavaşlayarak duracaktır. Sonra ters yönde hareket etmeye başlayacaktır. Koliyi yalnız Ahmet kuvvet uygulasaydı koliye, koli ok yönde hızdan hareket yapardı. Çünkü buzlu zemin dediği için yine bu da doğru olurdu. Bu durumda F net sıfır olmayacağından cisim ya da koli hızlanırdı. Cevabımız her üç yargımızda doğru olup E seçeneği olur. Yatay ve sürtünmesiz bir yolda diyor bakınız. X aracı düzgün hızlanmaktadır diyor. O halde X aracı düzgün hızlanıyor ise bu X olsun, Y olsun, bu da Z olsun. Şimdi bu hızlanıyor. O halde düzgün hızlanıyor ise dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde değildir. Yani buradaki F netimiz kesinlikle sıfırdan farklıdır. O halde X dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde olamaz. Y ise düzgün doğrusal demek. Düzgün doğrusal sabit hızlı demektir. Yani sabit hızlı ise net kuvvet sıfır olması gerekir. Bu da dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde demektir. Y aracı ise, Z aracı ise duruyor. Yine durduğundan F net sıfırdır. Yine dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. Doğru cevabımız Y ve Z olup D seçeneğidir. Şimdi burada bağımsız değişkenimiz şekilde görüldüğü gibi sürtünen yüzeylerin cins ve özelliği yüzeylerin cins ve özelliği değişecek. Diğer nicelikler aynı kalacak. Diğer nicelikler aynı kalmalıdır. Şimdi buna baktığımız zaman
Diğer niteliklerin aynı olan. Bire baktığımız zaman tahta zemin, mermer zemin yani sürtünen yüzeylerin cinsi değişmiş olacak dedik. Dolayısıyla değişmiş. Ama taban bir birim, yine sürtünen yüzey alanı bir birim değişmemiş. Kütle 1 m kadar, yine burada da 1 m kadar olduğundan değişmemiş. O halde araştırmacı 1 ve 4 numaralı şekilleri, düzenekleri kullanmalıdır. Doğru cevabımız C seçeneği olur. Şimdi aynı yatay düzlemde şöyle cisimlerimizi çizecek olursak K, L ve M cisimleri. K, L ve M. Şimdi burada K cismimiz hareketsizmiş. Hareketsiz ise cisme etki eden uygulanan kuvvet 10 Newton ise hareket etmediğinden sürtünme kuvvetimizin statik değeri de 10 Newton olacaktır. Yani K cismine statik sürtünme kuvveti etki eder, doğrudur. L cismi ise uygulanan kuvvetimiz L cismine 8 Newton ve sabit hızdıysa o zaman kinetik sürtünme etki edecektir. Fnet'in sıfır olabilmesi için, çünkü sabit hızlı imiş. Bu durumda net kuvvetimizin sıfır olması için kinetik sürtünmemizin değeri de 8 olacaktır. M ise hızlanan hareket yapıyor. Cisme etkiyen kuvvetimiz F eşittir 8. Ancak hızlanan hareket yapıyorsa cisme etkiyen kinetik sürtünmemizin değeri 8'den küçük olmalıdır. Yani L'ye etkiden sürtünme kuvveti en küçük değildir. M'ye etkiyen en küçüktür. Bu durumda ikinci yargımız yanlış olur. M cismine kinetik sürtünme etki ettiğini söylemiştik. Üçüncü yargımız da doğru olur. Cevabımız 1 ve 3 C seçeneğidir. Şimdi 0 ile 15 arasında statik sürtünmenin aldığı değerlerdir. Statik sürtünmesi, sürtünme kuvveti 0 ile 15 Newton arasında değerler alabilir. Yani değişkendir, doğrudur. Statik sürtünme katsayısının maksimum değeri, statik sürtünmenin maksimum değeri ki yani buradaki 15, daima kinetik sürtünmenin değerinden büyük olacaktır ki sürtünmemiz de 12 idi. Bu durumda cisimlerimizin K çarpı mg daha büyüktür. Bu statik. K kinetik çarpı mg. Mg'ler aynı olduğundan o halde statik sürtünme katsayısı kinetik sürtünmeden daha büyük olacaktır. Statik sürtünme katsayısı daha büyüktür kinetik sürtünme katsayısı. Durmakta olan cisme 13 Newton uygulanırsa cisim hareket edemez. Cisim harekete geçemez. Çünkü statik sürtünmenin maksimum değeri 15 olduğu için 13 de oradan küçüktür. Doğru cevabımız 1 ve 2 D seçeneği olur.